Sıradaki konuşmacılarımız AçıkInovasyon.com platformunun kurucuları Genel Müdür Sayın Yakup Sezer ve Kurumsal Satış Direktörü Sayın Nurettin Coşkun. Açık inovasyon nedir sorusunu tartışmaya açacak ortakları alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Alkışsız sıkmaya alışmıştık. Beklemiyorduk. Öncelikle herkese merhabalar. Biz bugün size bu sunumumuzda biraz açık inovasyon kavramından bahsedeceğiz. Açık inovasyonla şirketler ne yapabilir, nerelere gidebilir açık inovasyon, şirketler için neler sağlar, biraz ondan bahsedeceğiz. Çok temelde açık inovasyon dediğimiz olay aslında işte biraz önce Tevfik Bey, Greg Bey'in bahsettiği gibi şirketler inovasyonlar yapmak istiyorlar. Bir inovasyon yapma yöntemi, bir inovasyon geliştirme aracı aslında açık inovasyon dediğimiz kavram. Ben Yakup Sezer, şirketin genel müdürü, açık inovasyon kurucu ortağım ve genel müdürüyüm. Nurettin arkadaşımla birlikte açık inovasyondan bahsedeceğiz biraz. Size yaptığımız başarılı uygulamalardan bahsedeceğiz. Biraz olayın teorik tarafına gireceğiz. Açık inovasyon nedir bundan bahsedeceğiz. Sonra açıkinovasyon.com'a girip pratikte neler yaptı açık inovasyon ondan bahsedeceğiz size. Aslında açık inovasyon bu bir araç. İnovasyon gerçekleştirme yöntemi. Eric Von Hippel'in birçok hoşumuza giden bir sözü var. Açık inovasyon modeli diyor. Endüstri devriminden bu yana gerçekleşen en büyük inovasyon akımlarından birisi değildir, inovasyon akımıdır aslında. Açık inovasyon, inovasyona giden bir anlamda kısa bir yol. Önce açık inovasyon kavramından biraz bahsedeyim. Şirket içerisinde evet, inovasyonlar gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun ilk adımı yenilikçi bir entelektüel birikimi ya da entelektüel sahneyenin ortaya çıkarılması. Şirket içerisinde bir bilgi birikim var, yöneticileri var şirketin, çalışanları var, orada bir entelektüel sermaye var. İnovasyon gerçekleştirmek istediğinizde ilk sorgulayacağınız yer burası. Yenilikçi fikirlerin ve projelerin toplanması konusunda buradan destek alabiliriz. Açık inovasyon kavramı şunu söylüyor, diyor ki şirket içerisinde bilgi var, bir entelektüel sermaye var. Ama şirketin dışında da ciddi bilgi birikim var. Sizin müşterileriniz var, sizin tedarikçileriniz var, sizin iş ortaklarınız var. Belki sizi tanımayan, sokakta yürüyen işte onlarca insan var. Farklı sektörlerde, farklı uzmanlık alanlarında kitle var dışarıda. Şirketin dışında bir kitle var. Bu kitleyi niye, bunların entelektüel sermayesini niye kullanmıyorsunuz? Yani sonuçta onlar da bir şey düşünebiliyorlar. Evet, siz core olarak burada bir şeyleri yönetiyorsunuz. Temel işinizin ne olduğunu biliyorsunuz ama dışarıdaki insanlardan da bir düşünme becerisi var. Onlar da belki sizin inovasyon süreçlerinize katılabilir ve sizi yönlendirebilir. Açık inovasyon mantığının temelinde bu yatıyor. Dışarıdaki bilgi önem, içerideki bilgiler evet bu entelektüel sahne önemlidir ama şirket dışındaki bilgiler de kullanılabilir. Onlar da şirket içerisine aktarılabilir. Aslında açık inovasyon dediğimiz olay bir anlamda inovasyonun pek çok farklı paydaşla hayata geçirilen bir modeli, bir inovasyon yapma yöntemi. Şirketin dışındaki binlerce insanı, kitleler diyoruz. Bu kitleleri inovasyon süreçlerinin içine dahil etmek ve daha verimli inovasyonlar üretmek için geliştirilen bir yöntem aslında. Biz buna biraz daha inovasyona giden kısa yol diyoruz. Çok daha pratik. Sonuçta buradaki bütün yapılan aksiyonlar uygulamaya, pratiğe yönelik aksiyonlar. Açık inovasyon kısaca böyle bir yönetim felsefesi. Açık inovasyon. Daha iyi fikirler, daha iyi projeler elde etmek için bir metodoloji. Ben de biraz kullanım alanlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi açık inovasyon kavramını tanımladık. Dışarıdaki işte bu kitlelerin, sen istersen oynat ben şey yapayım, bu şekilde konuşayım. İşte dışarıdaki kitlelerin entelektüel sermayesini şirket içine transfer edilmesi olarak kısaca tanımlayabiliriz. Şöyle bir istatistik var, bundan bahsetmek istiyorum. İnovasyonu bir ticari başarıya dönüştürebilmek için 3000 tane yenilikçi fikri, ya daha doğrusu öneriye, fikriye ihtiyacınız var. Yani 3000 fikirden bir tanesi inovasyona dönüşüyor. Dolayısıyla bunu sağlamak için şirketlerin bunu iç kaynaklarıyla 3000 tane fikre ulaşması kolay değil. Yani evet, çok büyük şirketlerde belki bunu başarabilirsiniz ama iç kaynaklarla bu fikir sayısına ulaşmanız mümkün olmuyor. Dünyanın en önde gelen inovatif şirketlerine baktığımız zaman da kendi çalışanlarının ürettikleri öneriler, fikirler yeteri fikir sayısına ulaşmada başarısız, daha doğrusu yetersiz kalıyor ve dolayısıyla şirketlerin yüzünü dışarıya döndüğünü görüyorsunuz. Ve burada şirketler dışarıdaki kitleler dediğimiz işte müşterilerine, tedarikçilerine, iş ortaklarına, akademisyenlere, işte profesyonel çalışanlara dönerek onlardan yenilikçi fikirler, projeler de alıp şirketlerin inovasyon süreçlerine dahil ettiğini görüyorsunuz. Aslında açık inovasyon kavramı da bir anlamda buradan doğuyor. Peki şirketler açık inovasyon dediğimiz
bu kavramda neler yapabilir, hangi alanlarda bu kavramı kullanabilir? Bundan bahsedelim isterseniz biraz. Tabii öncelikle temel alan inovasyon dediğimiz, işte burada bizden önce Tevfik Beylerin de bahsettiği işte ürün ve hizmet inovasyon noktasında şirketler bu açık inovasyon modelinden faydalanabilirler. İşte iş modeli inovasyonu konusunda ve süreç inovasyonu modeli konusunda buralardan faydalanabilirler. Bunun dışında bizim başka bir alandan bahsedeceğiz. İşte problem çözme dediğimiz, şirketlerin kendi iş dinamikleriyle çözemedikleri problemler olabilir. Bu problemlerin çözümü için de dışarıdaki kitlelerden faydalanabiliriz diyoruz. Dış kaynak kullanabiliriz. Son olarak da marka birlikteliği ve pazar analizleri diye bir başlığımız var. Burada da dışarıdaki insanlardan işte tüketici güdümlü inovasyon dediğimiz, işte bu tüketicinin fikirlerini inovasyona dönüştürmek. Tüketiciden gelen fikirler bir anlamda tüketici ve çevresi tarafından denenmiş olduğu için o ürünün piyasada tutma şansı da daha fazla oluyor içeride üretilen fikre göre. Artı bu modelle siz yüzlerce, binlerce fikir topluyorsunuz dışarıdaki insanlardan. Bu fikirlerin incelenmesi, analiz edilmesi sonucunda işte müşterilerin gelecekteki ihtiyaçlarını da tespit edebiliyorsunuz. Temel kullanım alanları bu şekilde sıralayabiliriz. Evet, biz bugün aslında teorik tarafta açık inovasyonla ilgili söylenecek çok şey var ama biraz pratik tarafta neler yapıldığını ve pratikte neler elde etti şirketler, onlardan bahsederek açık inovasyon daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyoruz. Biraz o yüzden teorik tarafı kısa tuttuk. Aslında bütün olay Bill Joy'un bahsettiği, burada söylediği sözden hareketle çıkıyor. Açık inovasyon mantığında bu yatıyor aslında. Kim olursanız olun çoğu zeki insan başkalarının şirketlerinde çalışıyor, kendisi için çalışmıyor. Şirket özelini düşünürseniz, eğer organizasyon özelini düşünürseniz, işte Türkiye'de binlerce zeki insan var diyelim. Bunların çok çok az bir kısmı sizin şirketinizin içinde çalışıyor ve onları, eğer bir oturmuş inovasyon süreci varsa ya da işte inovasyonu hayata geçirmek istiyorsanız, çok az bir kısmını ya da o entelektüel sermayenin çok az bir kısmını kullanabileceksiniz. Dışarıdaki o zeki insanları niye kendi süreçlerinin içine dahil etmeyesiniz? Bütün mantık aslında buradan doğuyor. O zeki insanları bulmak, o genius insanları bulmak ve o insanları sizin için çalıştırmak bir anlamda. Çok düşük maliyetlerle sizin için çalıştırmak açık inovasyon dediğimiz olay. Biraz açıkinovasyon.com'dan bahsedelim şimdi. Aslında açıkinovasyon.com dediğimiz olay bizatihi açıkinovasyonun kendisi. Evet, bu platform, bir web platformu, şirketlerle, şirketlerin dışındaki o yenilikçi insanları bir araya getiren ve birlikte inovasyonlar üreten bir platform. Ama tabii ki altında açık inovasyon felsefesi yatıyor. Onun üzerine inşa edilmiş bir platform. Biz ne yapıyoruz platformda? Açık inovasyon yenilikçi insanlar var dışarıda. Biz bir şekilde bu insanlara ulaşıyoruz. Bunlar çok farklı profilde, çok farklı insanlar. Kimisi üniversite öğrencisi, kimisi akademisyen, kimisi bir işletme sahibi, kimisi bir ev hanımı, kimisi bir memur. Çok farklı farklı profilde, farklı yaş gruplarında, farklı dağılımlarda insanlar var. Biz bunlara crowd diyoruz, kitle diyoruz. Bu insanları şirketinizin İnovasyonla ilgili çalışmalarında onlara bir anlamda sizin entelektüel sermaye kaynağınız oluyor. Bu platformda şirketler kendi ihtiyaçları neyse, tabii ki bu ihtiyaçların belirlenmesi için işte biraz önce Tevfik Bey'in bahsettiği gibi bazı süreçlerin oturması gerekebilir. Kendi ihtiyacı neyse bunu buradaki insanlara arz ediyor. Diyor ki arkadaş, benim şu konuda şöyle bir inovasyona ihtiyacım var. Bununla ilgili bana projeler üretin, bununla ilgili bana fikirler üretin. Çok kısa sürede Türkiye'nin pek çok yerinden pek çok zeki insan sizin için yüzlerce, binlerce fikir üretebiliyor ve size sunabiliyor platformda. Aslında açıkinovasyon.com'la yaptığımız bizim çok temelde şirketin dış paydaşlarından şirketin içerisine entelektüel sermaye transferi. Dışarıdaki o bilgi birikimini işte uygun formatlarda, uygun motivasyon araçları kullanarak şirket içerisine transfer ediyoruz. Çok temelinde aslında bu inovasyon yönetim yazılımı açıkinovasyon.com, ama bizim sunduğumuz şey sadece işte o fikirlerin toplanması, onların değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, en iyinin seçilmesine yönelik bir yazılım bütünü değil. Aslında oradaki kitleler, o kitlelerin bilgi birikimi, onların inovasyon kapasitesi. Açıkinovasyon.com olarak sunduğumuz bu aslında. Şirketler için açık inovasyon, aslında inovasyon yapma yöntemi, bir araç aslında açıkinovasyon.com. Platform şu anda kimler kullanıyor? Yani çok yeni bir girişim aslında. Daha bir yılını yeni doldurdu. Şu an 42 tane aktif müşterisi var. Bunlarla birlikte açık inovasyon çalışmaları yapıyoruz. Onlar inovasyon süreçlerine girmeye çalışıyoruz açıkinovasyon.com'la. Bu ekrandaki şirketler aktif olarak şu an açıkinovasyon.com'u kullanıyorlar. Ben biraz platform bu kurulduğu süre içerisinde neler yaptı ondan bahsedeyim. Biz bugüne kadar 35 farklı alanda inovasyon çalışması yaptık. Biz her inovasyon çalışmasına inovasyon çağrısı diyoruz. Bunların tabii ki farklı modelleri var, farklı süreçleri var. Bir inovasyon çağrısı, şirketin bir inovasyon talebini yayınlaması ve nihai kaliteli bir fikrin bulunup buraya şirkete teslim edilmesi. Bugüne kadar 35 tane çalışma yaptık biz burada.
Bazen istediğiniz kalitede fikirler çıkmıyor olabilir. Çok iyi anlatamazsanız eğer derdinizi platformda, daha doğrusu kitlelere, insanlara. Onlar size yeteri kalitede fikirler ya da projeler sunmayacaktır. %10'u bugüne kadar yayınladığımız çağrılardan başarısızlıkla kapandı. %90 gibi bir başarı oranıyla platform ilerliyor şu anda. Bugüne kadar bu 12 yıl içerisinde işte 35 tane çalışma yaptık. 8500'e yakın fikir ve proje platformda toplandı ve bunlar depolanıyor. Bunların bütün fikri mülkiyet hakları, eğer şirket satın almadıysa, kullanıcılara ait. Orada özel bir hukuki model çalışıyor. İşte şu an 42 tane üyesi var. 9000'e yakın bireysel üyesi var. Bunların rakamları sürekli olarak artıyor. Ve bugüne kadar tabii şeyi unutmadık. Açık inovasyonun aslında temelinde kazan kazan felsefesi yatıyor. Yani insanlar sizin için niye durup dururken fikirler, projeler üretsin? Sizi çok mu seviyorlar? Evet, belki sizin markanızı çok seviyorlardır. Bununla ilgili bunun için, bunun motivasyon kaynağı olarak görüp de sizin için çalışan insanlar olabilir ama temelde motivasyon kaynağı sizin koyduğunuz ödüller. Siz bir ödül taahhüt ediyorsunuz. En iyi projeye, en iyi fikre şu kadar ödül vereceğim diye. İnsanlar aslında o ödülle motive olup sizin için fikirler, projeler üretiyorlar. İstediğiniz şey neyse onu üretiyorlar. Açık inovasyonunu da kısaca bahsetmiş olduk. Şimdi Nurettin Bey daha önce neler yaptık? Biraz onlardan bahsedecek. Açık inovasyondaki vakalardan bahsedecek. Yine ben. Merhaba. Ben biraz, evet, burada rakamlarla biz açık inovasyonu anlattık. Bir yılı yeni doldurdu dedi Yakup Bey. İşte burada 35 tane farklı uygulama yaptık. İnovasyon çalışması yaptık şirketlerle. Bunların işte %90'ı başarılı oldu. Yani 3,5 tane başarısız çağrı var. İşte ben birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Evet, açık inovasyon diyoruz, işte çağrı diyoruz ama somut bir örneğini görmeden de çok anlaşılmıyor aslında. Somut örneklerle ilerlemek istiyorum. Örneğin petrol ofisiyle yaptığımız çalışmalardan biri, işte bu çalışma yaklaşık 7-8 ay önce yapılmış bir çalışma. Petrol ofisinin istediği şey şuydu, ya yani problem şuydu. Problem demeyelim, yapmak istediği inovasyon alanı buydu. Ondan bahsedeyim. Şu anda işte akaryakıt sektöründe bildiğiniz gibi bir sadakat sistemi çalışıyor. Gerçi 2011 yılından sonra o model kaldırıldı. İşte hediye katalogları vardır. Siz alışveriş yaptıkça, işte akaryakıt aldıkça puan biriktirirsiniz. O hediye kataloglarından ürün alıyorsunuz. İşte bir de o şirkete ait kartınız bulunuyor falan. Şirketin yapmak istediği, Petrobras'ın yapmak istediği bu sadakat programını daha yenilikçi bir hale getirmek ve sektördeki diğer şirketlerden bunu farklılaştırmaktı. Bu yönde çözümler aradılar. Açıkinovasyon.com üzerinden bu konuda bir çalışma yaptık. Yaklaşık 256 tane fikir toplandı 4 hafta sürede. İşte Derya Camsu isimli Samsun'dan bir kişi burada en iyi fikri üretti ve petrol ofisinin bu ihtiyacını yenilikçi çözümüyle karşılamış olduk. Bir tane proje çağrısından bahsedeyim. Ben Aksar Klik'le yaptığımız bir çalışma. Evet, ya yani yeni ürün, hizmet fikirleri toplarken bir taraftan şirketlerin problemlerine de çözümler üretiyorsunuz. Burada da Aksar'ın fabrikada yaşamış olduğu bir problem vardı. Bu problemle ilgili bir inovasyon çalışması yaptık. İşte burada problem, fabrika bacalarından işte çıkan su buharı ve işte hava karışımının gökyüzüyle karışması sonucunda orada işte bir su buharı görüntüsü oluşuyor. Dışarıdan baktığınız zaman bir kötü bir görüntü veriyor. Amaç bu su buharının görünmesini engelleyecek bir çözüm bulmaktı. Şirket bu amaçla açıkinovasyon.com'u kullandı. Onlarla birlikte bir çalışma yaptık. 86 tane proje topladık. İşte burada şirket ihtiyacını karşılayacak 3 tane projeyi beğendi ve ödüllendirdi. Birinci olan projenin sahibi de Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisi bir arkadaşımız. Hocasıyla birlikte geliştirdiği bir projeyi şirkete sundular ve en iyi proje seçildi, bu kişinin projesi. Bu da 8 hafta gibi bir sürede. Şu ayrımı da yaparsam iyi olur. Yani üst tarafta fikir diyorum, alt tarafta proje diyorum. Burada şirketler hem fikir toplayabiliyorlar, isterlerse daha detaylı çalışmalar dediğimiz projelerde talep edebiliyorlar. Onu da bahsetmiş olayım. Borsan Otomotiv'le yaptığımız bir çalışma var. İşte Tevfik Bey'in eski şirketi. Orada iken bir çalışma yapma imkanımız olmuştu. Bundan sonraki süreçte de inşallah devam edeceğiz. İşte bu çalışmada Borsan Otomotiv, işte BMW, Land Rover, Mini Cooper'ın Türkiye distribütörü. İşte 11 ilde satış bayileri bulunuyor ve bunlar aracılığıyla satış gerçekleştiriliyor. Burada yapmak istediğimiz şey, bu satış bayisi olmayan illerde satışlarımızı nasıl artırabiliriz? Bununla ilgili yenilikçi çözümler aradık. Buradaki üyelerden 402 tane fikir toplandı. İşte bu fikirlerden arasından Alper Bey'in fikri en beğenilen, en yenilikçi fikir olarak seçildi. Burada da işte Borsan Otomotiv'in ihtiyacını karşılamış olduk. Son olarak Sinan Gil'le yaptığımız bir çalışma var. Bundan bahsetmek istiyorum. Sinan Gil de bir un üreticisi, un satıcısı bir firma. Hanımlar bilirler.
yapmak istediği şey şuydu: ham maddesi un olan yeni ürün ve ürün grupları piyasaya sunmak istiyorlardı. Bununla ilgili insanlardan yeni fikirler topladılar. Yaklaşık 536 tane fikir toplandı 4 hafta gibi bir sürede. Burada da Esma Ergan isimli üyemiz şu anda piyasada olmayan çok farklı bir fikirle birinci oldu. En iyi fikir seçildi Esma Hanım'ın fikri. Ve şu anda Sinangil'in Ar-Ge'si bu fikir üzerine çalışıyor. Gerçekten çok başarılı bir fikir diyor da. Şeyden bahsetmek istiyorum. Ben şimdi burada örnekler verdim. Bizim açık inovasyon olarak bazı ilkelerimiz var. Hem bu sürece başlamadan önce benimsediğimiz, daha sonra bu süreçte de teyit ettiğimiz ilkelerimiz var. Örneğin açık inovasyon şeyi kaldırıyor. Yani şunu benimsiyor: dışarıdaki herkes sizin için bir inovasyon kaynağı olabilir. Kaliteli fikrin, yenilikçi fikrin kimden geleceğini bilemezsiniz. Yani o dışarıdaki insanları sınırlamamanız gerekiyor. Petrol ofisinde ödülü kazanan kişi petrol ofisinin müşterisi değildi. Akaryakıt tüketim alışkanlığı yoktu. Araç kullanmıyordu. Ama petrol ofisine yenilikçi bir fikir, yenilikçi bir çözüm üretebildi. Dolayısıyla hani burada sınırlamayacaksınız. Dışarıdaki kitleler hepsi sizin için yenilikçi, potansiyel yenilikçi fikir kaynağı olarak durmalı. Diğer bir örnek, şirketler arasındaki entelektüel sermaye duvarlarını yıkıyor açık inovasyon. Şöyle ki, işte bu Borsa Matematik'te ödülü kazanan Alper ve Eczacıbaşı Holding'de bir çalışan. Yani A şirketin çalışanı B şirket için yenilikçi bir fikir sunabiliyor. Evet, o sektörde belki işe yaramayacak bir fikir ama diğer sektördeki şirket için muhteşem bir fikir oluyor ve o şirketin ihtiyacını karşılıyor. Bir de işte Yalova'daki bir şirket, bu aksaklık şirketinin fabrikası Yalova'da. Orada da iller arasındaki bu duvarları da yıkıyorsunuz. İşte Konya'daki bir öğrenci gelip işte bu Aksa için, Yalova'daki bir şirket için bir proje üreterek o şirketin ihtiyacını karşılayabiliyor. Bu şekilde de bu ilkelerle şu anda işte şirketlere yeni çağlarla hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet, Richard Watson'ın bir sözüyle aslında açık inovasyon şirketlerine kazandırır. Ona geçeceğiz ve sunumumuzu bitireceğiz. Richard Watson dediği gibi aslında çoğu büyük fikirler işte hata, deneme ya da hatta kazayla bulunmuştur. Bunun pek çok örneği var. Ama açık inovasyon modeli diyor, tereddüt edip işe girişmekten korkmuyorsunuz. Korkmuyorsanız keşfetmek için en iyi yöntemdir. Biz açık inovasyonda, daha doğrusu açık inovasyon aslında şirketlere ne sunuyor, ne kazandırıyor? Çok temelinde açık inovasyon yeterince iyi kalitede, iyi aslında kaliteli ve nitelik olarak da nicelik olarak da çok fikirlerin bir araya getirilmesi, bu fikirlerin işte yönetilmesi, en iyilerinin seçilmesi, umut vaat edenlerin seçilmesi ve onların inovasyon sürecine dahil edilmesini sağlıyor. Bununla ilgili bir altyapısı da var, bunu sağlıyor şirketlere. Aslında açık inovasyon yeni ve işte kaliteli fikirler keşfetmek için binlerce insanı sizin şirketinizin getirip içine dahil ediyor, süreçlerin içine dahil ediyor. İlave beyin gücü aslında, inanılmaz büyüklükte bir ilave beyin gücüne ulaşmış oluyorsunuz ve o insanlar sizin için çalışmış oluyorlar. Düşük maliyetlerle, ya burada yaptığımız çalışmalar ya da verdiğiniz ödüllerin çok miktarları çok yüksek değil. İnsanlar çok küçük miktarlarda bile motive olabiliyorlar ve yeter, bazı şey diyor ya, yeter ki benim fikrim o şirkete ulaşsın ve onlar benim böyle bir fikri üretebildiğimi görsünler. Ödül çok da önemli değil aslında bir taraftan bakarsanız. Bu düşük maliyette çok yüksek finansal performansı elde etmenizi imkan sağlayabiliyor. Aslında bir başka bir ne kazandırır sorusunun cevabı da farklı bakış açıları kazandırıyor şirketlere. Hiç düşünmediğiniz şekilde düşünen binlerce insan size çok farklı şeyler kazandırabilir hakikaten. Gözden kaçan noktalar varsa bunları görmenizi sağlıyor. Bu isterseniz bir problemin çözümü olsun, isterseniz bir ürün inovasyonu geliştirme çalışması olsun, ister bir hizmet inovasyonu, ister bir iş modeli, ister bir sosyal sorumluluk, ister bir pazarlama inovasyonu olsun. Pek çok farklı alanda aslında dışarıdaki insanlar size bir şeyleri sunmaktan çok büyük zevk duyuyorlar. Yeter ki biz bu şirket için bir şeyler üretelim diyorlar. Onlara çok yüksek miktarda bir ödül vermeseniz de sizin için ciddi fikirler üretebiliyorlar. Aslında açıkinovasyon.com'da yaptığımız şey dışarıdaki şirketin dışındaki insanların bir anlamda şirket için çok düşük maliyetle inovasyon danışmanlığı yapması. Açıkinovasyon.com böyle bir platform. Son olarak Dan Taps katımı sözüyle bitireceğiz aslında. İşte şirketlerin dış dünyayla etkileşim içine girmesi, duvarlarını aşağı indirmesi, dışarıdaki insanların fikirlerine değer vermesi, onlarla yönelik üretmesi şirketler için ciddi bir değişim anlamına geliyor. Şirketlerin yani bu şekilde değişime doğru gittiğine ikna oldum diyor. Bu aslında çok doğru bir tespit. Açık inovasyon çok düşük maliyetlerle şirketler için çok ciddi yüksek nitelikli inovasyonlar hayata geçirme imkanı sunuyor. Bir anlamda açık inovasyon kavramı ve açık inovasyon aslında şirketleri heyecanlı bir ve sürprizlerle dolu bir inovasyon yolculuğuna çıkarmış oluyor.
Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Teşekkürler. Değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 20 dakikalık bir kahve molamız olacak. Ardından yapı sektöründe rekabetin yeni adı inovasyon başlığındaki panelimizde konferansımızın ikinci bölümüne geçeceğiz. Herkese afiyet olsun. Teşekkürler.